Galyalılar Dağılmaz Altaşı'ma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir tost yapıyoruz. Tost demeye 1000 şahit gerekli. Madame Croc ya da Croc Madame yapacağız. Bu tostu yaptıktan sonra daha önceleri ben ne yiyormuşum diyeceksiniz. Muhteşem bir tarif. Adının havalı olduğuna falan bakmayın. Birazcık uğraştırıyor ama geri kalanında inanılmaz bir mutluluk veriyor. O zaman tarife geçelim. Bu tarifte asla ve asla ekmeği tost makinesinde kızartmıyoruz. Bu birinci şartımız. İlk aşama olarak beşamel ya da başemel ya da beşamel dediğimiz, siz nasıl adlandırıyorsanız adlandırın, un, tereyağı ve süt karışımından oluşan sosumuzu yapacağız. Yaklaşık yarım litre kadar sütü şöyle özellikle pembe saplı olmasına özen gösterdim bir tencerede birazcık ısıtacağız. Kaynatmıyoruz, sadece ısıtıyoruz. İçine de şöyle bir defne yaprağı koyduğumuz zaman süte inanılmaz bir aroma verecek. Adını vermek istemeyen bir süt markası kullandığımız için yaklaşık böyle şurada da gözükür. Yarım litre ile işte yarım litreden bir parmak daha az ya da iki su bardağı kadar bir sütü tencereye koyuyorum. Ne yaptığımı her daim söylemem önemli. İrice bir defne yaprağı, hatta sütün içinde biraz böyle oynuyorum. İlk olarak küçük bir sos tenceresine ihtiyacımız var. Sütü arka tarafa aldım. Yavaş yavaş ısınırken ben de burada beşamel ya da başamel ya da beşamel sosumun roux denen kısmını hazırlayacağım. Roux demek birazcık tereyağı, birazcık da unla yapılan ve içine artık o sıvıyı almaya hazır olan malzemeye verilen ad. Bu arada Fransız mutfağına ne kadar hakim olduğumu farkındasınızdır. Daha önceden dışarı çıkardığımız artık böyle yumuşamış tereyağından şöyle 1, 2, 3, 4 kaşık kadar koyuyoruz. Hayat ne garip. Az önce tereyağı eritiyorduk. Şimdi de tereyağı eritiyoruz. Altını biraz kıstım ama ateşin söndüğünü tümüyle fark etmemişim. Yine tereyağı eritiyoruz. İnsan düşünüyor, biraz da kaşınıyor. Çünkü bilmiyorum, kafa karışıklığı içeren işler bunlar. Tereyağına bakınca kendimi görmemek elde değil. O su oranı az, yağlı kütle, biraz da tuzu var. Ne kadar hoş. Sallasam biraz daha erir mi, yoksa bu tümüyle psikolojik bir hareket mi? Hiçbir işe yaramayacağını bilmeden altına kısıyorum ve olduğuna ikna oluyorum. Şimdi yağımız iyice ısındı. Genelde şöyle bir kural vardır. Kaç yemek kaşığı yağ koyduysan o kadar un koymalısın diye. Ben de yaklaşık böyle 3 tepeleme yemek kaşığı gibi un koyuyorum içerisine. Şu şekilde birbirini toplayacak ama böyle yarı akışkan gibi bir kıvama geldi. O meşhur böyle un kokusu geçene kadar derler ya, işte aynı öyle bir şey bekliyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye ya da 1 dakika arası. Bunları karıştırdık. Çok fazla ısınmasına izin vermeden içine sütümü, topaklanmayı da önlemek için yavaş yavaş giriyorum. Bu arada sütüm de sıcak. O yüzden bu iki baby karışınca şöyle güzel bir kıvam elde ediyoruz. Daha derin bir tencere seçmeniz hepinizin faydasına olabilir. Benim seçtiğim gibi yanları bu kadar küçük bir tencere seçmeyin. Karıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık bunu böyle 1 dakika ya da 30 saniye arası karıştırınca görüyorsunuz kıvamlanmaya başladı. Un giderek toparlanıyor. Bu aşamada içine koyabileceğimiz birkaç tane şey var. Bir tanesi karabiber. Ve bu tarifi bir sonraki seviyeye, Fransızların bile o de o la la diyeceği bir seviyeye çıkarmak için içine muskat rendeliyorum. Yalnız muskatın 2 milyon yılda rendelendiğini unutmamanız gerekiyor. Bu arada bu rendeleme aşamalarını altı kapalıyken yapmanız dibini tutmaması için önemli olacak. Topaklanma olduğunu düşünüyorsanız olabilir. Herkesin başemel sosu topaklanmayacak diye bir kaide yok. Biraz daha iyi karıştırmanız, altını iyice kapamanız ve ısıyla beraber tüm malzemelerin birbirine kaynaşmasını sağlamanız gerekiyor. Endişelenmeyin ve şöyle fıtı 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 bir kıvamda akışıyorsa bu tamamdır. Zaten biz bunu bir kenara alacağız ve kendi kendine soğudu biraz daha kıvamı yoğunlaşacak. O yüzden ilk biraz daha karıştıralım. Şu anda kıvamı gerçekten inanılmaz oldu. Ve yani inanılmaz değil, inanıyorum bu kıvama. Aynı zamanda da çok güzel böyle muskat ve defne yaprağının aroması hissediliyor. Unutmamak lazım ki beşamel sos bir yolculuktur ve herkes bu yolculuğu yalnız yürümek zorundadır. Kimse size yardım edemez. Sadece kendinize güvenin, emin olun ve yanınızda her zaman için ekstra malzeme bulundurun. Tutmazsa yeniden başlarsınız. Ama vazgeçmek yok. Şu anda benimkinin kıvamı gayet iyi oldu. Bir iki aksaklık yaşadık. Hiç problem değil. Mutfakta her şey düzeltilebilir. Ya da yeniden başlanabilir. O yüzden canınızı sıkmayın. Ben de her şeyi ilk seferde tak 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 diye yapmıyorum. Bu bir süreç. Öğrene, yanıla, üzüle, güle bu işi hallediyoruz.
Burada bir döküm tavam var. Ben her şeyi tek tavada bitirme niyetindeyim. Fazla bulaşık çıkmasın. Bu sandviç gereğinden fazla komplike bir hale gelmesin diye her şeyi tek tavada bitirmeye niyetim var. Her sandviçte olduğu gibi bu sandviçte de en önemli etkenlerden biri ekmek. Güzel bir ekmek seçmek önemli. Ben BİM'den aldım. Çünkü yani şöyle büyük bir sandviç olsun istiyordum. Kalın bir dilim olsun istiyordum. Tost ekmeği kullanmak yerine daha böyle ekşi mayalı bir şey tercih etmek istedim. O yüzden BİM'de de güzel bir ekmek buldum. Şimdi ondan yapacağım. Prohmedeme Fransızlara sorarsanız size böyle Fransızca bilmiyorsanız sizinle konuşmaya tenezzül bile edemem diyeceklerdir. Neyse daha içine birazdan Kars gravyeri girecek ki bence Fransız gravyerine çat 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 sen kimsin be der ve olayı kapatır. Çünkü Kars gravyeri gerçekten muhteşem. Tabii ki de tereyağı. 2 kalın dilim ekmek kullanıyorum ama bunu da fazla abartmamak lazım. Unutmayın ki hayattaki en büyük utançlardan bir tanesi ağzınıza sığmayan bir sandviçi ısırmaya çalışmaktır. Ekmekleri içine giriyorum. Çok abartılı bir durum yok. Sadece ekmekleri burada çıtır çıtır kızartacağım. Sadece tek taraflarını kızartıyoruz. Çünkü içlerine çok güzel bir sos süreceğiz. Üzerine eklenecek bütün malzemelerle içi yumuşacık, dışı böyle kıtır kıtır bir sandviçimiz olacak. Ekmeklerinizden kıtır kıtır bir sesler çıkmaya başladıysa ve bu şekilde gözüküyorlarsa bu iş tamamdır. Şimdi buradaki kısma hardal süreceğiz. Benim tercihim Dijon hardalı yönünde. Burada sizin elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Normal şişeden sıkma bir hardal kullanabilirsiniz. O tümüyle sizin zevkinize ve evde olan malzemelere bağlı. Ben bu ikisini birazcık karıştıracağım. Şöyle bir çay kaşığı bundan, yaklaşık bir çay kaşığı da diğerinden koyuyorum. Ekmeğin tamamına gelecek şekilde sabrım ve hardalım izin verdiği sürece yaymaya başlıyorum. Kars gravyer peyniri. Burada kullanacağımız peynir miktarı hakkında kimse beni yargılamasın. İlk baştaki şu alt katmana, soldakini alt katman olarak seçtim. Niye bilmiyorum. Dana jambonlarından koyuyoruz. Tekrardan üzülerek söylüyorum ki. Niye üzülerek söylüyorum ki? Muhteşem bir şey olacak. Sonra şu kapağı da şöyle üzerine silkeleyerek kapatıyorum. En son muhteşem kıvamıyla bıraktığımız bechamel sosumuzdan üstüne koyuyoruz. Yanlardan hafifçe akması adettendir. Bu aşamada ne geliyor tahmin ettiniz değil mi? Daha fazla gravyer. Yeterli bir miktar gibi gözüktü gözüme. Şimdi burada İki yola gidebiliriz. Bir tanesi bunu fırına atıp üzerine çıtır çıtır kızartmak. İkincisi de elektrik parası vermekten çok hoşlanmıyorsanız üzerine hürmüz denen bu arkadaşla yakacağız. Arkadaşlar iyi bir hürmüz markası almanızı tavsiye ederim. Elektrik parası vermemek için hayatım pahasına da olsa pürmüz kullandım ama şikayetçi değilim. Şimdi eğer bu aşamada bıraksaydık bunun adı croque monsieur olacaktı. Üzerine son bir dokunuş daha koyarak bunu croque madame haline getireceğiz. Tahmin edeceğiniz üzere birazcık daha tereyağı. Bir tane yumurta kıracağım. Ve yumurtam patladı. Ya ne kadar şanssız bir çekim oluyor ya. Round 2. Bakalım bu sefer olacak mı? Ta 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 ta. Şu anda üstü pişti. Kenarları da görüyorsunuz. Şöyle kıtırlaşmaya başladı. Yumurta kıvamına geldi gelecek. Şimdi geriye kalıyor son bir hareket. Yumurtayı üzerine bırakıyorum. Bir pınçık tuz. İki kırt kırt karabiber. Ve Madame Croque hazır. Muhteşem bir Madame Croque tarifi yaptık. Eğer bu tarife böyle burun büken, ay ben sevmem falan diğer olursa bu tarif gerçekten bir insan turnusolu. Bunu söyleyen insanlar salçalı tost diyarına ışınlanmayı hak ediyorlar. Aa, neredeyim ben? Ne oldu? Salçalı tost mu? Ha, severim. Eliniz kolunuz batacak. Bu kabullenilebilir bir şey. Gerçekten
muhteşem. Mutlaka denemenizi öneririm. Düşük bütçeli bir prodüksiyon olduğumuz için grafiğe fazla para vermedik. O yüzden elimizdeki grafik bu. Beni Instagram'dan takip ederseniz ve tariflerimi yaparsanız mutlaka bana yollamayı. Bu tarifle alakalı kimleri salçalı tost diyarına göndermek isterseniz yorumlara bunları da belirtirseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz YouTube'un algoritma falan filan gibi şeyleri var. Biz de bunlarda yukarı çıkmak istiyoruz. O yüzden like yapar, yorum yapar, abone olursanız, zile tıklayıp kaçarsanız işte bütün o prosedürleri yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bunu daha deneyeyim ya. Bunun ne problemi varmış?